Ruhumuz varlığımızın arkasındaki itici güçtür. Tıpkı bir video oyununda karakterini daha yüksek seviyeye çıkarmak için oyun konsolundan veya joystickten gerekli hareketleri yaparak karakteri yönlendiren oyuncu gibi ruhumuz da varlığımızı yönlendirir. Oyuncu ve karakter birbirine bağlıdır. İlerlemek için birbirlerine ihtiyaç duyar. Oyuncu, karakter ve karakterin sahip olduğu gereçler olmadan hiçbir şey yapamaz. İsterse en modern cihazlara sahip olsun. Benzer şekilde oyun karakteri, hedefleri ve atılacak sonraki adımları belirleyen oyuncu olmadan amaçsızdır. Joystick, oyuncu ve karakteri birbirine bağlayan ve onların uyum içinde çalışmasını sağlayan bir iletken görevi görür. Oyuncu, oyunu kontrol eden ve onunla etkileşime giren kişidir. Karakter ise oyuncunun kontrol ettiği oyun dünyasının içindeki sanal varlık veya avatardır. Nasıl ki oyun dünyasında bu bağlantının beslenmesi gerektiyse, bizim de ruhumuzla olan bağlantımızı beslememiz gerekir. Bu derin bağlantı sayesinde kendimizi geleceğe doğru itebilir, döngüsel kalıplardan kurtarabilir ve hayatımızda netlik ve amaç kazanabiliriz. Ruhumuz bize ilham, motivasyon ve yaşamdaki zorluklarla başa çıkmak için ihtiyacımız olan yönü veren rehber güçtür. Ruhumuzla güçlü bir bağlantı kurarak bir bilgelik ve sezgi kaynağına gidebiliriz. Bu bağlantı, tekrar eden döngülerin sınırlarını aşmamızı ve gerçek benliğimize uygun bilinçli seçimler yapmamızı sağlar, bize hedeflerimizi ve umutlarımızı belirleme yeteneği verir ve kişisel yolculuğumuzda bizi ileriye doğru iten bir amaç duygusu verir. Tıpkı bir oyuncunun bir video oyunuyla etkileşime girdiği gibi, kendi hayatlarımızda da aktif olarak etkileşime girmeliyiz. Bilinçli seçimler yapmalı ve kararlı eylemlerde bulunmalıyız. Ruhumuz itici güç olarak varoluşun karmaşıklıkları arasında gezinebilir, sürekli olarak gelişebilir ve benzersiz amacımızı yerine getirebilir. Hayat özünde milyonlarca katılımcının fiziksel dünya olarak bilinen dünyada bir yolculuğa çıktığı büyük ve sürükleyici bir deneyime benzetilebilir. Bu yolculuk, yani bu oyun, 3 temel kural altında çalışır. Birincisi, bu aleme girerken gerçek doğanız ve amacınız hakkındaki tüm anılarınızı geride bırakırsınız. Geçmişiniz, önünüzde açılan zorluklar ve fırsatlar arasında gezinirken gizlenir. İkincisi, bu dünyayı yöneten güçlere boyun eğmeniz gerekir. Bu güçler toplumsal normlar, evrenin doğal yasaları ve karmaşık işleyişi olabilir. Varoluşunuzu şekillendiren kurallara ve sınırlamalara tabi olmak demektir. Üçüncüsü, her şey gibi bu oyunun da sona ereceğini kabul etmeniz gerekir. Tüm oyunlar gibi hayat oyunu da bir gün sona erecek. Yolculuğunuz zaferle ya da trajediyle sonuçlansa da karşılaştığınız her deneyim kişisel büyümenizin ve evriminizin özgürlüğünü garantilemek için tasarlanmıştır. Enerji dolu bir varlık olarak fiziksel bir bedende yaşasanız bile bu bedenin içinde taşıdığı karmaşık mühendisliğe erişirsiniz. Bu neden size özel ayrı ve benzersiz bir koda sahiptir. DNA'nıza nüfuz eden ve ruhunuzun özüyle iç içe olan beceriler ve yetenekler içerir. Bu niteliklerden bazıları açıkça görülürken bazıları da uykudadır. Tıpkı oyunda olduğu gibi varoluşunuzun seviyeleri arasında ilerledikçe keşfedilecektir. Bu oyuna fiziksel bir bedenle giriyoruz, ancak onun sınırlamalarıyla sınırlı değiliz. Biz bir zihne sahibiz ve o zihni yalnızca yapılarıyla tanımlıyoruz. Aslında büyük gerçekliğe uyanmak için gerekli tüm araçlara sahibiz. Ancak oyun, varoluşunuzun derin doğasını fark etmekte yatıyor. Bu mercekle, beden veya zihinle özdeşleşmenin kısıtlamalarından kurtulmuş olarak varlığımızın gerçek özünü keşfedebiliriz. Oyun, bizi bağlayan illüzyonları aşma, rollerimizi veya kendimizi bulduğumuz koşulları sınırlı olmama gerçekliğine uyanmamızı çağırıyor. Biz bundan çok daha fazlasıyız. Uyanmaya hazırsanız gerçekten uyanacaksınız. Hazır değilseniz sadece küçük, önemsiz bir varlık gibi davranmaya devam edeceksiniz. Mistik bir bilinç haline girmek olağanüstü bir farkındalık gerektirir. Evren, ilahi yaratıcı, Tanrı ya da Allah, ona ne isim verirseniz verin, bu varlık hepimizi kapsar. Bu olgu her yerdedir ve her varlığın rolünü kapsar. Kendisiyle saklanmaç oynar, kaybolur ve sayısız maceraya dalar, ama sonunda her zaman uyanır ve kendine döner.
Matrix, gerçek ve yanlışın birbirine karıştığı ve kargaşa ve korkuya neden olan bir uyku hali sürdürmek için çalışan güçtür. Ne iyi ne de kötüdür. Sadece amacına bağlı kalır. Hayat oyununu yaratır ve bizi kaos içinde yolumuzu bulmaya zorlar. Matrix sizi uykuda tutmak ister, yeterince insan zihnini tuzağa düşürmeyi başarır, korku ve sınırlarla dolucu şaşırtıcı bir dünya yaratır. Hem gerçekleri hem de yanlışları barındıran bir ağ olarak çalışır, ancak ağırlıklı olarak ikincisine vurgu yapar. Amacı size gerçek yolunuzu bulmamanızı ve herhangi bir yöne gideceğinizden emin olmamanızı engellemektir. İnsanlar yaygın kötülük ve yıkım karşısında iyiliksever bir yüksek gücün varlığını sorgular. Gördükleri vahşet karşısında Allah tüm bunlara nasıl olur da izin verir, bu kötülükleri nasıl yayabilir diye sorgular. Yine de hayat oyununda hiçbir dış güç sizi gerçekten yok edemez. Siz fiziksel bedeninizden daha fazlasınız. Bedeniniz deneyimleriniz için bir kap olarak hizmet eder. Sınırları zaman ve mekanın ötesine geçen ebedi bir ruhsunuz ve ruhunuz dokunulmazdır. Burada olan her şey geçici bir illüzyondur ve her şey kaçınılmaz olarak sona erer. Günlük hayatımızdaki görevleri başarıyla tamamlayıp zorlukları aştıkça bu ilahi bilinci kazanır ve varlığımızın kayıp parçalarını birleştiririz. Sonunda varoluşumuzun puzzle'ını oluştururuz. Yaygın inanışın aksine kötülük, şeytan veya herhangi bir kötü niyetli varlık, yüce yaratıcının antitezi değildir. Bunun yerine bu kaotik dünyada sadece başka bir amaca hizmet eder. Sevgi her şeyi, hatta kötülüğü bile yönetir. Bu oyunda oyuncular olarak kötülüğün illüzyonları ile aşkın rehber ışığı arasında ayrım yapmak bizim görevimizdir. Her ikisinin de sunduğu öğretileri kucaklayarak bilgelik ve içgörü kazanırız. Gerçek benliğimize tüm varlıkların birbirine bağlılığına daha derin bir anlayışla yaklaşırız. Hayat oyununda karanlık güçler genellikle bireyleri kendi taraflarına çekmek için tuzaklar ve manipüle edici taktiklere başvurur. Oyun her zaman açık ve net değildir. Ancak biraz geriye geçip büyük resme odaklandığınızda ve oyunu daha yüksek bir perspektiften gördüğümüzde hem ışık hem de karanlık güçlerin sadece atanmış rollerini oynadıklarını gözlemleyebiliriz. Büyük tasarım içerisinde işlevlerini yerine getirirler ve içsel gücümüzü ve direncimizi test ederler. Bu farkındalık, içsel gücümüzü, bilgeliğimizi ve gücümüzü beslemenin önemini vurgulamaktadır. Bu nitelikleri geliştirerek manipülasyona daha az eğilimli hale gelir ve oyunun karmaşıklıklarını sezgiyle yönlendirebiliriz. İçsel gücümüz, bilinçli seçimler yapmamıza ve kendimize sevgi ve uyumun gücünü hizalayarak karanlık güçlerin kurduğu tuzaklara ve cazibelere karşı direnmemize olanaktırır. Bu oyunun doğasını algıladığınızda sadece yüzeysel olarak önemli göründüğünü ancak temelde önemli olmadığını anlarsınız. Tüm olumsuz yönler pozitif yönlerle hizalanır ve pozitif olmadan negatif, negatif olmadan da pozitif olmaz. Onlar birbirinden ayrılmaz karşıtlardır. Benzer şekilde evrenin güçleri, ateş, elektrik ve çeliği düşünün. Bunlar aslında nötr olgulardır. Ne iyilerdir ne de kötüler. Sizin bu olguları kullanarak yaptığınız eylemler sonucu kötü ya da iyi olabilirler. Bir nimet ya da yıkıma dönüşebilirler. Dünyanın gerçeği olan temel gerçeklikte hem pozitif hem de negatif köşeler bulunur. Pozitif ve negatif olarak nitelendirdiğimiz güçler arasındaki etkileşim de kendini gösterir. Pozitifin galip gelme ve negatifin yenilme doğası vardır. Ancak zafer ve yenilgi her zaman bir arada var olur. Birisi kazanmadığı sürece kimse kazanamaz ve birisi kaybetmediği sürece kimse kaybedemez. Ancak durumu tersine çevirmiş olsaydık, negatif her zaman pozitifi aşsaydı, evren devam eden bir oyun olmazdı, sonu olmayan bir trajedi olurdu. Bu nedenle bu illüzyondan uyanacak olursanız, siyahın beyazı, benliğin ötekiyi ve yaşamın ölümü ima ettiğini anlayacaksınız. Ölüm genellikle yanlış anlaşılan ve korkulan fiziksel yaşam oyununun ayrılışını sağlar. Kötü niyetli bir varlık veya kötü bir güç değildir. Daha ziyade gerekli bir geçiş, oyun sürenizi tamamladıktan sonra gerçek evinize dönüştür. En nihayetinde kimler bu dünyada sonsuza dek kalmak ister ki? Bazıları sonsuz bir yaşam ister, ancak bunun nedeni bu oyun başlamadan önce varoluşlarını hatırlamamalıdır. Bu nedenle ilk kural, hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Hayat oyunu ilerledikçe zaman hızla akar. Mevcut varoluşunuzu tüketen çatışmalar, mücadeleler ve düşünceler sonunda sonsuzluğun geliş alanına dağılır.
Nesiller gelip geçecek ve bireysel deneyimlerinizin hatıraları kaybolacak. Ancak sonunda bilinciniz genişlemiş ve anılarınız bozulmamış olarak gerçek evinize döndüğünüzde hayat denilen bu olgunun bir oyun olduğunu ve ruhunuzun da bu oyunun bir parçası olduğunu anlayacaksınız. Eylemlerinizi sevginin yönlendirmesine izin verin ve hayatı bilgelikle kucaklayın. Hayat oyunundaki yolculuğunuz şaşkınlık, büyüme ve kendi tanrısallığınızı derinlemesine fark etmeyle dolu olsun. Kuralları kabul ederek sınırlamalara boyun mu eğeceksiniz, yoksa kendi kaderinizin efendisi olduğunuz ve oyunu aşabileceğiniz bir fikri mi kucaklayacaksınız? Bu oyunun amacı bize kendimizi ve potansiyelimizi keşfetme fırsatı vermektir. Hayatta karşılaştığımız zorluklar ve engeller bize bir şeyler öğretir ve bizi daha güçlü kılar. Bu oyun bizi daha iyi insanlar olmaya teşvik ediyor ve bize başkalarına yardım etme ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme fırsatı veriyor. Bu oyunun sonunda kazanan ya da kaybeden yoktur. Hepimiz kazanıyoruz. Çünkü bu oyun bizi büyümeye, öğrenmeye ve gelişmeye teşvik ediyor. Bu oyun bize insan olmanın ne anlama geldiğini öğretiyor ve bize gerçekten kim olduğumuzu keşfetme fırsatı veriyor. Oyun boyunca kuralları kabul edebilir veya kendi kaderimizin efendisi olduğumuz ve oyunu aşabileceğimize dair fikri kucaklayabiliriz. Hangi yolu seçersek seçelim, bu oyun bize her zaman bir şeyler öğretecek ve bizi daha iyi insanlar haline getirecektir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olarak bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.